Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TET Geometri Soru Bankası kitabında doğru açılar konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Evet test 2 sayfa numarası kitabımızda 6 ve 7 de hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlayalım tümleri evet açıya bir alfa dersem eğer tümleri bütünlerinin 40 eksenin 3'te 1'i olan açı isteniliyor bizden. Arkadaşlar alfa dediysem tümleri ne yapıyor? 90 eksi alfası Bütünlerinin 40 eksiğinin bütünleri 180 eksi alfasının 40 eksiğinin 3'te biri. Bak 40 bölü 3 demiyorum. Bütünlerinin 40 eksiğinin 3'te biri dediği için hop hepsini 3'e biliyorum. 3 ile e buraya çarpalım. 270 eksi 3 alfa eşittir. 180 eksi 40 140 eksi alfa yaptı. Eksi 3 alfa buraya gidince artı 3 alfa eksi alfası da var. 2 alfa yaptı. 270'ten de 140 çıkınca 130 yapar. E böylelikle alfayı kaç buluruz? 130 bölü 2'den 65 derece olarak buluruz. Bizden zaten bu açı kaç derecedir diye soruluyor. Yani cevap 65. Edremit yaptı. Geldik ikiye. Melek Sena kalınlıkları önemsiz 5 tane özdeş çıtayı aşağıdaki gibi yerleştirdikten sonra bazı açıları şekil üzerinde yerleştirilmiş. Bu çıtalarda sadece 2 tanesi birbirine paralel olduğuna göre. Bak sadece 2 tanesi. Bunlar paralel olursa direkt cevap x eşittir 80 olur zaten. Ki 80 şıklarda var mı? Yok. Demek ki şunlar paralel değil. E bu doğrular birbirine paralel. Zaten burası da diğerlerini kestiği için bununla paralel olan yoktur. Ya da diğeriyle kestikleri için şunlar bu paralel olmaz ya da bununla bu paralel olmaz. Paralel olan doğrular yatay doğrular. E o zaman arkadaşım paralel olan doğrular yani çıtalar şu paralel olanlar bunlarsa eğer bunlara göre işlem yapacağız. Arkadaş paralel ya şöyle bir z kuralı var. Z'den dolayı burası 80 yaptı. 80 65 daha kaç yaptı? 80 65 daha 145 buraya kaç derece kaldı? 35 derece kaldı. Bu arada çıtalar arasındaki açıyı hesaplarken bunu bir doğru olarak düşünebilirsin. Çünkü şunlar birbirine paralel değil mi? Yöndeşlikten dolayı burayı 80 deyip 80 65 daha bilmem de buraya da 35 diyersin. Sonra yöndeş açıdan da burası 35 diyebilirsin. Yolayı uzatma. Çıtalar arasındaki yani şunlar birbirine paralel ya karşılıklı kenarları. O yüzden bunları düz bir doğru olarak düşünüp ona göre işlem yapabilirsin. Aynen buradaki gibi. E hocam burada bir üçgen var. Üçgende 60-35 daha kaç yaptı? 95. 180'e tamamlayanı kaç yaptı? 85 yaptı e x isteniyor bizden. Şuraya da bakacak olursak hop şöyle bir z kuralı. Yani x'i böylelikle kaç buluruz? 85 derece olarak buluruz. İkinci soru akçay oldu. Geldik 3'e. Yukarıdaki şekilde bir limanın üstten görünümü verilmiştir. Bir hikaye verilmiş burada. Limandan çıkan iki yelkenli arasındaki açı 38 derece olarak çıkmış. Bu ondan sonra 38 derecelik açı bulunan iki farklı rotayı takip ederek bir süre devam ediyor. Sonra aynı doğrultuda limana paralel bir şekilde sağdaki yelkenli saat yönünde 68 derece dönerek bak 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 sağdaki 68 derece dönmüş. Hocam şuradaki açı 68 derece mi? Değil. Normalde dikkat et buraya bizim bu yelkenliğimiz bu şekilde gitmesi gerekirken hop böyle dönmüş. Bak dönüş açısı ne oldu? İşte tam olarak hop şuradaki açı oldu. Yani bana buradaki açıyı vermiş. Buradaki açı 68 derece dönme işlemini anlatıyoruz burada. Evet soldaki geldi kendi de saat yönünün tersine alfa derece dönerek. Şimdi bu da saat yönünün tersine alfa derece dönerek. Önceden bu yolda böyle gitmesi gerekirken hop alfa derece dönerek buraya gelmiş. Yani şurası alfa derece diyor bize. Alfa kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet. Hadi bakalım. Şimdi 68'i falan kullanalım. Ne yapacağız? Hocam ya paralel doğruları uzatacağız ya da sivrilen yerden paralel çizeceğiz. Garip bir şey var. Ve şunlar da birbirine paralel değil mi? Çünkü bu doğru buna paralel diyor. Limana paralel diyor. Bu da buna paralel. E her ikisi de birbirine paralel. O zaman şuradan bir paralel çizecek olursak. Hocam 68'e yönde eşitten dolayı burası da 68 yapar. E benden alfa isteniyor. Şurayı bulursam olay bitti. Burada bir doğru açı var. Doğru açı. 68 38 daha kaç yaptı? Hocam 100 6 yaptı. O zaman 180'den de 106'yı çıkartırsam 74 yapar. Burası 74 yaptı. Yöndeş açıdan dolayı alfayı da kaç derece buluruz? 74 derece olarak buluruz. Yani cevap balık esir oldu. Üçüncü soruda. Geldik 4'e. Evet 4'e. Kitaplarda bununla ilgili özellik verirler. Bu 90 bu 90 sabah bak şöyle bir dörtgensel bir şey olduğu zaman bazı doğru açı kitaplarında yani bazı kitaplarda doğru açıda bu özellik. Bu ikisi toplamı 180 ise bu ikisinin toplamı da 180 der. Ama özellikten gitmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar benden alfa isteniyor. Öncelikle şununla şu birbirine paralel verilmiş değil mi? AB ile FD. Evet sonra AD ile FK. Fatma Kara AD birbirine paralel verilmiş. Bu paralelleri kullanacağım. Şu paralelleri şöyle göstereyim. Bu paralelleri de böyle göstereyim. Paraleller verince biz genelde ne yapıyorduk? Ya sivrilen yerden paralel çiziyorduk ya da paralel doğruları uzatıyorduk. Hocam şu paraleli uzatsam sivrilen yer yok burada. Paralel uzatsam. Yöndeşlik var mı? Var. 2x artı 20 ise hocam burası da 2x artı 20 yapar. 90 ise burası da 90 mı yapar? Evet. Aa burada bir dörtgen çıktı. Hocam ben dörtgeni bilmiyorum. 8'den biliyorsun. Bilmiyorsan da şunu uzatıp üçgenden de yapabilirsin. Dörtgende iç açılar toplamı 360 ya. Bak bu ikisinin toplamı 180 ise bu ikisinin toplamı da 180'dir. Yani toplamın 360 yapması için. 3x 10 ile 2x artı 20'yi topladığın zaman 180 yapmalı. Buradan 5x yaptı. Artı 10 geldi. Öbür tarafa 180 eksi 10 yapar. O zaman orası 170 yapar. X de böylelikle kaç yapar? 170 bölü 5. 5'e bölme kuralı. 0'a at. 2 ile çarp. 34 mi yaptı? Evet. X 34 bulduk. X yerine 34 bulduysak yerine yazalım. Şu açıyı bulmam pek anlam ifade etmiyor. 2X ne yapıyor o zaman? 68 yapıyor. 68 artı. 20 de kaç yapar? 88 yapar. Evet burada kaçı 88 yaptı. Şimdi şunların paralelliğine bakalım arkadaşlar. Hocam bunlar paralel ya şu paralelde uzatırsam yöndeştikten dolayı burası da 88 değil mi? Evet. Ya da hocam direkt U kuralı var deyip şu ikisinin toplamı 180 diyebilirsin. Ya da bunu uzattık yöndeştikten 88 88 ise burası da 180'e tamamlıyor. E, 180'den 88 çıkartırsak ya da 88 artı alfa eşittir 180 dersek alfa da buradan kaç geliyor? Bu 92 mi geliyor? Galiba 92 geliyor. Cevap 92 yaptı yani 4. soru Balıkesir oldu. Geldik 5'e. Saatin uygulamasını daha önce öğrenmiştik. Bir önceki testte. Tablet ekranında da bir saat var. Her bir bölme kaç eş bölme olduğu için saatte 12 bölme olduğundan 360 bölü 12'den her bir bölmenin 30 derece olduğunu biliyorum. Hocam şurası 1, 2, 3, 4, 5 bölme. O zaman burada kaç kaç derece yapacaktır? 150 derece yapacaktır. Şimdi ne diyor? Tablet ekranında 19'u gösteren bir görsel gören İsmail, Akrep ve Yelkoğan üzerinden geçen iki doğru parçası ve birbirine paralel iki ışın çiziyor. Evet birbirine paralel iki ışın çiziyormuş. Şöyle şöyle. Evet şunlara böyle çizmiş sonra buralardan paralel şey çizmiş. İsmail'in çiziminde oluşan iki açı eşit olduğuna göre bu iki açı değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? E hocam iki açı şu iki açı da olabilir. E o zaman 150 150 eşit açılar soruluyor. 150 var mı şıklarda? Yok. Ya da hocam burası bu iki açı eşit olabilir. Yine eşit iki açı soruluyor. 150 şıklarda yok. O zaman eşit olan açı hangisi? Şu açı ve şu açı olacak arkadaşlar. Tamam. Bak işte böyle cümlelerle soruyu anlayacaksınız. Yeni nesil yapan, geometride yeni nesil yapan cümlelerdir. Bu cümlelere dikkat edeceksin. Deneyeceksin. Cevap 150 de olabilirdi. Zaten cevapta hangisi olabilir diye soruluyor. 150 olmadığına göre diğer olacak durumu inceliyorum ben şimdi. Bu açı eşit. 150 bu açı da eşit. E o zaman ne yapacağız? İster kalem ucu kuralı dersin böyle ama ben kuralı sevmiyorum biliyorsun. İspatıyla yapıyorum. İstersen sevilen yerden paralel çiz. O'dan x'in toplamı 180. U'dan x'in toplamı 180. He o zaman 1 2 3 tanesinin toplamı şuraya A buraya A diyecek olursam 2A artı 150 direkt 2 tane U yani 360 yapar. 2A açısı buradan kaç yapıyor o zaman? 210 yapıyor. A'yı da böylelikle 105 derece olarak buluruz. A 105'e eşit olan 2 açı isteniyor benden. Cevap 105 yapar. Güzel bir soru. Yani 5. soru Balıkesir oldu. Geldik 6'ya. Evet şunlar birbirine paralel verilmiş. 52 var, 124 var. A 124'den kullanabilirim. Hocam şunlar paralel ya. Hop bir U kuralı var. Toplamları 180 yapacak. Evet 124. 180'e tamamlayan açısı kaç derece? 56. Hocam burası 56. Eşit iki parçaya bölmüş. O zaman bunlar 28-28 yaptı. X'e bakacağım. Sivrilen yer var. Hocam şu paralel doğrular arasında sivrilen yer var. E o zaman ne var burada? M kuralı. 28 ile X'in toplamının kaç yapması lazım? 52 yapması lazım x'i de böylelikle kaç buluruz? 24 derece olarak buluruz. 52 eksi 28'den cevap 24. Yani 6. soru Akçay çıktı. Geldik 7'ye. Paralellikler verilmiş. Şu paralel, şu paralel bir de bu paralel verilmiş. Buna göre x eksi -E y farkı nedir diye soruluyor. E ne yapacağız arkadaş? Paralel doğruyu uzatmak bir teknik de. Yani şu, şu, bu paralel verilmiş ya. Şu paraleli uzatsam. E tamam olay bitti. Hocam bunlar paralel ya. Yöndeşlikten dolayı burası 55 yaptı. Aa doğru açı var burada. 180'e tamamlayan açısı 125 yapar. Yani x'i 125 bulduk. Hocam burası 55 ya tamamı da 135'ti. O zaman buraya da kaç kaldı? 80 derece mi kaldı? Evet. E, buradaki u'dan dolayı da 180'e tamamlayanı 80'in 100 derece yapar. Benden x y isteniyor. x 125 eksi y 100. Yani cevap böylelikle 25 yapar. 7. soru Ceyhan çıktı. Geldik 8'e. Ne var? Paralel doğrular verilmiş. Hocam şunlar birbirine paralel. E, paralel doğrular verilince ne yapıyorduk? Ya sivrilen yerden paralel çiziyoruz. Şuradan çizsek şekil karışacak gibi ya da paralel doğruları uzatıyorduk. Şu paraleli uzatsak, şöyle uzatsak güzel bir durum var mı? Var. Ne var? Hocam şuraya bakacak olursak şöyle bir M kuralı var değil mi? E, o zaman M'yi kullanalım. Bu arada ben X'i bulmak istiyorsam bu açılar eşit verilmiş, bu açılar da eşit verilmiş A artı B'yi bulmam lazım. E hocam buraya BB yazdıysam burası 180-2B eksi değil mi? M'den dolayı da 70 ile bunun toplamı 2A'ya eşit olmak zorunda. Yani 2A eşittir. 70 artı 180 eksi 2B oldu. Attık bunu buraya. E 2A artı 2B kaç yapar o zaman? 250 yapar. A artı B'yi de böylelikle 125 derece olarak buluruz. E zaten bak burada da bir üçgen var. Üçgen açıları toplamı 180. Yani x artı a artı b eşittir 180 olduğundan a artı b de 125 olduğundan o zaman x de 180 eksi 125'ten kaç çıkacaktır? 65 olur mu? 55 derece çıkacaktır. Yani cevap Edremit oldu 8. soruda. Geldik 9'a. Evet bunlar birbirine paralel verilmiş. X nedir diye soruluyor. Arkadaşlar istersen şöyle yap. Hocam iki paralel doğru arasında birkaç tane sivrilen yer varsa. işte sağa bakan açılar sola bakan açılardan yapabiliriz. Sağa bakan sola bakan sağa bakan sola bakan lazım olacak. Ya hocam burada bunu değiştireceğim de burada bunu değiştireceğim de şurası. Burada da bunu değiştireceğim de. Bunu böyle başlayacağımıza bence buradan başlayalım. Hocam burada sağa bakan, sola bakan, sağa bakan ve sola bakan açısı lazım. Sola bakan açısı hop 180'e tamamlıyor. Birinci yol buradan yapabilirsin. İkinci yol nereden yapabilirsin? İkinci yolda sivrilen yerden paralel çizerek. Yani hocam bu sağa bakanlar sola bakanları hiç sevmiyorum zaten diğerlere de şu gelsin. Paralel çizdin. Z'den dolayı burası x yapar. Buraya ne kaldı? 40 eksi x kaldı. Sonra da buradan paralel çizersin. Z'den dolayı 40 eksi x yapar burası. Sonra 3x artı 6'dan 40 eksi x'i çıkartırsın. Burayı bulursun. Sonra u kuralından da toplamları 180 dersin. Sanırım böyle burada bir işlem kalabalığı olacak. Diğer taraf daha kolay olacak. Ben o yüzden üşendiğimden şuradan yapayım. Hocam sağa bakan, sola bakan, sağa bakan, sağa bakan değil. Şimdi sola bakan açısı lazım. Bu sola bakan açısı burası 180'e tamamlayan açısı. 180'e tamamlayan onun 180'e tamamlayanı kaç? 170. 2x'den kurtulmam lazım. Eksi 2x mi yaptı? Evet. E buranın ok burayı gösterseydi bak burası 180'e tamamlayan değil. Orası 360'a tamamlayan olacaktı. Buna da dikkat et. Neyse o zaman ne diyoruz gençler? 170 eksi 2x. Sola bakanları toplamı artı 40 eşittir. Sağa bakanları toplamı x artı 3x artı 6'ya eşit olacaktır. Hocam 4x burada. Eksi 2x buraya artı 2x geldi. 6x mi yaptı burası? Evet. 170 40 daha 210. 210'dan 6 çıkınca 204 mu kaldı? Evet. E o zaman x de eşittir 204'ü 6'ya böleceğim. 6 kere 3 18, 24 6 kere 4 24. 34 yapıyor galiba arkadaşlar. Evet, cevap böylelikle 34 yaptı. Bizden de x isteniyor. 9. soru Denizli yapar. Geldik ona. Dikdörtgen priz, dikdörtgen prizması şeklindeki bir mermer bloğu düşüp çatladığında ön yüzeyindeki çatlaklar aşağı çatlaklarda aşağıdaki görüntü oluşmuş. Evet bir böyle bir çatlak var bir de böyle bir çatlak var arkadaşlar. Hmm, i̇ki soru birleştirmiş sadece. Şimdi dikdörtgenler prizması dediği için otomatikman şunlar paraleldir ama şurada vermek zorunda değiliz bunu. Ne olur ne olmaz bir dakika AB ile vermiş miyiz vermemişiz zaten. Çünkü dikdörtgen prizması ya dikdörtgen olduğundan otomatikman bunlar birbirine paralel. E tamam AB ile KL birbirine paralel verilmiş. Bak sen şu işe. Hocam şu ve şu. KL birbirine paralel verilmiş. Eyvallah bunu kullanacağım. D ile de şurasıyla da bakın şurasıyla da şurası paralel verilmiş. A ne güzel. Burası yöndeş açıdan dolayı 30 derece mi oldu? Evet. Burası 100 ise burası 80 yapar. Buradaki yöndeşlikten dolayı da burası 80 yapar mı? Yapar. X'i ayrı bulacağım. Y'yi ayrı bulacağım. E burada ne var arkadaşlar? Sağa bakan, sola bakan, sağa bakan, sola bakan ve sağa bakan açılar yani 80 artı 25 artı 30 toplayalım. 80 25 daha 105 30 daha 135 yani 135 artı 135 neye eşit? X artı 70'e eşit. X artı 70'e eşit. E o zaman buradan X'i kaç buluruz? X'i 65 derece olarak buluruz. Şimdi öbürüne bakalım. Öbüründe de hocam sağa bakan sola bakan sağa bakan sola bakan sağa bakan. İçeride de olsa böyle sola bakar şeklinde oldu. Sıkıntı yok. 80 artı y artı 30. Yazalım. 80 artı y artı 30. Neye eşit olacak? 15 artı 120'ye. Yani 135'e eşit olacak. E burası 80 artı 30 110. 135'ten 110 çıkarsa 25 yapar. Yani y'yi de 25 buluruz. Bizden x artı y isteniyor. 65 artı 25 isteniyor. E o zaman cevap ne çıktı arkadaşım? 90 çıkar. Evet cevap balık oldu. Böylelikle kaçıncı soruda? 10. soruda. Geldik 11'e. Bu soruya dikkat. Çünkü ÖSYM böyle soruları sever. Burada ne demiş? Dikdörtgen demiş. 3 tane dikdörtgen. Dikdörtgen demek karşılık kenarları birbirine paralel demek ve açıları da 90 derece demek. Bunları kullanacağız. Ya yatay paralelliğe ya da dikey paralelliğe. Bakıp soru çözümüne ulaşacaksın. Ben Yataylar gözümü kesti. Hemen şöyle yatayın altında dikdörtgenin altında kalan şu doğru parçalarını da çizelim. Böyle eksik bir şeyler varsa altta kalan bir şey varsa onu da çizmeyi ihmal etme. Karşılık kenarlar birbirine paralel. Şimdi ben soruyu iki farklı şekilde çözebilirim. Ya da 3-4 farklı şekilde çözebilirim. Mesela x'ten yola çıkıp bu açıyı bulurum. Sonra dik üçgenden burayı, sonra burayı, sonra burayı, sonra şurayı uzatıp ters açıdan burayı, sonra burayı deyip sonra burayı derim. Burayı bulurum x cinsinden. E, Z ise burası 90-Z yapar. Yöndeşlikten dolayı bak şunlar birbirine paralel ya 90-Z yapar. Burası da 90. E, burası da 90. Burası da 90 olduğundan burası da e, ikisinin toplamı 180 ya. Bu ikisinin toplamı da 180 yapar. Sonra da buradaki dörtgenin çeşidi toplamından gideriz. Birinci yol bu. Sonra ikinci yol üçüncü yol, dördüncü yol falan derken bayağı bir yolla aslında sorun çözümüne ulaşırız. Sonra isterseniz bunu böyle uzatıp da bir şeyler yapabilirsiniz. İsterseniz uzatıp da bir şeyler yapabilirsiniz. Ya da Verilenlere bakalım. Paralellik, şu paralellere baktık ya. Hocam şu paraleller arasında öyle bir şey var mı? Güzel bir şey var mı? Var tabii ki. Bak. Şöyle zikzak var gördün mü? Şöyle zikzak var. E sağa bakanlar, sola bakanlar toplamı birbirine eşit değil miydi? Evet. E hocam burada şu açı lazım bana. Sağa bakan, sola bakan, sağa bakan ve sola bakan açısı lazım. E hocam buradaki açı lazım ya bana. Z ise burası ne ne oldu? Tamamı 90 olduğundan 90 eksi Z. Hocam şununla şu birbirine paralel olduğundan Burası 90 eksi z ise burası da 90 eksi z mi oldu? Evet. E şimdi burası 90 derece burası da 90 derece. Burası da kaç yaptı? 180 eksi x yaptı doğru açı olduğundan dolayı. Şimdi bakalım şuraya. Oklar nereye gösteriyor? Sağa bakanlar. Hocam 180 eksi x topluyorum. 180 eksi x bak sağa bakan açısı. Şuradaki zikzakta arkadaşlar. Şöyle şuradaki zikzakta. 180 eksi x artı burası. Burası 90 değil ya da y değil. Hop tamamı. 90 artı y. Çünkü şu mavi zikzaktaki yere bakıyorum artı 90 artı y eşittir. Ne yapmalı? Sola bakanlar. 90 artı burası. 90 artı 90 eksi z yaptı orası da. E tamam. 90 90 180 buradaki 180 ile gitti. O zaman buradaki 90 burada kalsın. Çünkü eşit 90'lı var burada. 90 burada kalsın. Eksi x'i ve y'yi öbür tarafa atalım. Eksi x artı y diye mi geçti? Evet burada 90 kaldı. Artı x diye geçti. Artı y de eksi y diye geldi. E, z de zaten burada eksi. E o zaman x eksi y eksi z. x eksi y eksi z eşittir. 90 mı yaptı? Evet. Yani cevap balık esiri yaptı ama bu soruyu çok farklı yollarla da yine çözebilirsin. Tamamiyle senin bakış açına kalmış bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Gençler böylelikle bu testi bitirdik mi? Evet bitirdik. O zaman bir sonraki teste yani test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.